Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aziz Kancar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Havalar ısındıkça böyle bilgilendirici videolar gelecek demiştim. Bugün jant temizleme videosu gelecek. Daha öncesinde lastik parlatma videosu gelmişti. Şimdi jant temizleme videosu gelecek. Jantın hali bakın. Şu an bayağı bir kirli. Kendi kullandığım araba. Aşağı yukarı İstanbul'daki yağmurlardan dolayı 1,5 haftadır falan yıkanmıyor. Hem balatanın kirleri var hem de çamur falan var. Bunları nasıl temizleyeceğimi sizlere anlatacağım şimdi. Önce hortumumuzu alıyoruz. Hortumla. Bu arada arabanın, benim araba 4-5 saattir yerinde yatıyor. Yani balatalar, diskler falan ıslakken sakın böyle su tutmayın siz. Onu da sizlere söyleyeyim. Önce bir ıslatıyoruz. Ve hafif ıslandıktan sonra şöyle bizim yine geçen lastik parlatmada da söylemiştim. Bu işlerde alayı kimyasaldır. Biz yine 5 kiloluk bidonlarda alıyoruz ama marketlerde jant temizleme ürünleriyle falan birebir aynı. Biz hesaplı olsun diye 5 kiloluk bidonlarda alıyoruz. Şu spreylerle iyice yedire yedire buna sıkıyoruz. Eldiven elinizde olsun. Çünkü dediğim gibi bunların alayı kimyasal. Yani o en kaliteli jeller falan bile hiçbiri doğal değil sonuçta. Hepsi kimyasal. Şöyle şunları yedire yedire sıkıyorsunuz iyice. Sıktıktan sonra yaklaşık bir 40-50 saniye ilk sıktığınız yerde beklemesi lazım. Şöyle ben tam yedire yedire sıkayım. Şimdi bunu sıktık. Ardından bize lazım olanlar şu kestirme fırçaları vardır. Evde boyacılar iyi bilir. Ve şu fırça var. Ben bunu Koçtaş'tan almıştım. Şöyle aralara girmesi açısından. Tekrar bunun içine de aynı sıktığın kimyasaldan döküyoruz. Bu kimyasaldan döküp fırçaları iyice bunun içinde gezdirip fırçaya yedirdikten sonra ardından ilk önce bununla başlıyoruz. Her tarafına jantların fırçayı iyice söküyoruz. Ve şimdi bu fırçaya denk geliyoruz. Bununla en son artık. Yani bu şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki her jantta bu kadar uğraşacak mısınız? Yani iyi bir görüntü elde etmek istiyorsanız mecbur uğraşacaksınız kardeşim. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Şöyle. Ya bu sadece kalan, yani o derin kalan bazıları kalıyor, gitmiyor. Gerçi çoğunu döküyor da gitmeyenleri bu alıyor. Yani şu ilacı sıktıktan sonra tanzikli bir su tutsak bile yine iyi bir sonuç elde etmiş olurduk ama böyle en ufak detayın bile gitmesini istediğimiz için biz o yüzden böyle yapıyoruz her jantı. Evet, şimdi fırçalama işlemimiz bitti. Bu fırçalama işlemi bitti. Şu an su ile indirebiliriz her şeyi. İyi mi? Evet.
Şimdi sonuç ortada. Dediğim gibi bir buçuk haftadır bir balata çili vardı lastiğimiz üzerinde. Ondan da ziyade yağmur yağmıştı. Artık ikisi kalıplaşmıştı yani. Normal deterjanla falan yıkayınca çıkmıyordu. Ama dediğim gibi şu kimyasallar sayesinde şu an lastiğin hali ortada. Yani ilk videoda da bana lastik parlatma videosunda da şey söylediniz. Nedir onun adı işte. Öyle olmaz. Jeller kimyasal değil falan. Arkadaşım hepsi yalan yani. Bu işlerin hepsi oyun. Hepsi jeller bile kimyasal. Bu işi yapacaksanız kimyasal olacak yani. Yoksa hiçbiri böyle çıkarmaz. Dediğim gibi eldiven şart, eldiven kullanmayı unutmayın. Jantımızın son hali burada. Janta yakın çekim alalım. Aynen gördüğünüz gibi şu anda bayağı iyi oldu. Jant gerçekten iyi oldu. Yani hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Detaylı yapmak istiyorsanız böyle yapacaksınız. Yok detaylı değil de yani yüzeysel temizlemek için yine bunu sıkıp üzerinden süngerle hafif ya da fırçayla hafif ara fırçama fırçasıyla hafif geçerseniz üzerine su akıtırsanız yine gider. Ama o balata kararmaları yine kalır. Onu söyleyeyim. Balata kararmaları ufaktan kalır yani. Ama böyle bizim gibi her arayı detaylı yaptıktan sonra hiçbir şey kalmaz. Olay budur arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geliyorum. Bir başka videoda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Dediğim gibi havalar ısındıkça bu tarz videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.